Konuş, konuş. Sana konuş dedim. Sansar nerede? Tamam abicim, Sansar'ı yeni söyle. Konuş lan. Tamam, söyleyeceğim Sansar'ı. Konuş. Tamam, söylüyorum abicim, söylüyorum. Seni kanun namına tutukluyorum Sansar. Artık sonun geldi. Asıl senin sonun geldi, hafiye bozuntusu. Yandım. Yandım Allah'ım, yandım. Yandım. Yandım, yandım anacığım. Kim yanıyor be? Ah. Yandım. Yandım. Yandım be. Yandım. Yandı. Ne yanması be? Kendine gel. Yanan manan yok. Sen. Evet ben. Sen biliyordun Sansar'ın bana tuzak kurduğunu. Bile bile beni oraya gönderdin. Beni öldürmelerine göz yumdun eşşoğlar ki. Dur oğlum, dur, boğacaksın beni, öldüreceksin beni. Seni öldürmeden kendime gelemem ben. Bıktım senin bu rüyalarından. Kıçın gene açıkta kalmış. Çek ellerini boğazımdan, öldüreceksin beni. Öl de kurtulayım senden ben. Oh be, dünya varmış. Vazgeç artık polisiye romanlar okumaktan. Her gece polisiye romanı okumaktan bir gün fıtıracaksın. Canım kardeşim benim, affedersin. Gel seni bir öpeyim. İstemem. Kırma beni. Ne de olsa askerlik arkadaşıyız. Kaç senedir aynı damı paylaşıyoruz seninle. Olmaz. Olur olur. Nedir bu romanlar? Nedir bu? Colombo, Mike Hammer, Sherlock Holmes, Mandrake, Arsène Lupin, Cingöz Recai, Agatha Christie. Oh be, vazgeç bu hayallerden. Göreceksin. Bir gün bu hayal dediklerin gerçek olacak. Dünyanın en ünlü polis hafiye... Tamam. Tamam. Gene başlama Allah'ın seversen. Bak, saat 7 oldu. Hadi elini çabuk tut da işi geç kalmayalım. Canım Colombo'm benim. Komiser Colombo pardesüsünü giydi, prosunu yaktı ve ünlü selamıyla kadının yolunu kesti. Komiser Colombo'yu karşısında gören sarışın kadının nefesi kesildi. Bir an bakıştılar. Sessizliği bozan Komiser Colombo oldu. Kadının şüphesini çekmemek için ona övgüler yağdırmaya başladı. Marilyn Monroe'dan bile daha güzelsin deyince kadının adeta... Bırak şu saçmalıkları şimdi. Eğer biraz daha gecikirsen senin ayağını kesecekler işte. Zaten bu kadar zamandır o bankadan nasıl kovulmadı şaşıyorum. O banka kurulduğundan beri benim gibi bir koruma görevlisi daha görmemiştir. Haberim olmadan bir kuş bile uçamaz bankadan. Kes şu televizyon saçmalıklarını. Saçmalık mı? Açma kapıyı. Ha, neden? Sus, yavaş konuş. Bir tuzak olabilir. Çıldırma gene. Beni öldürmek isteyebilirler. Seni niçin öldürmek istesinler? Cahil çocuk. Niçin olacak? Bankayı ele geçirmek için. Allah'ım sen bana sabır ver. Kes be. Kes sesini. Eller yukarı Zehir abi, artık sonun geldi. Ah, ah. Ne haber, nasıl işlettim seni Zehir abi? Ulan eşek herif, ben sana kaç defa söyledim bana sululuk yapma diye. Yapma abi. Öldüreyim mi lan seni he? Ya ne bu? Nasıl vurmayayım lan? Şaka yaptım ya. Parçalayacağım seni ulan, rezil herif. Aa, sen miydin arkadaşım? Evet benim. Allah senin cezanı versin Zehir Afiye. Mike arabasını hızla sürer. Kara çetenin soygun yapacağı bankanın karşı köşesinde arabadan iner. Saatine bakar. Bankayı gözaltına alır. Kısa bir an sonra bankanın önünde siyah bir araba durur. Arabanın içinden ellerinde bond çantaları siyahlar giymiş üç adam iner. Dördüncü adam direksiyonda kalır. Üç adam birbiriyle bakışır ve bankaya doğru yürürler. Adamlar bankadan içeri girerler. Bu bir soygundur. Yapılan ihbar doğru çıkmıştır.
kıpırdamayın, yakarım. Bu adamlar soyguncudur arkadaşlar. Alarma geçin. Kıpırdamayın mıhlarım, aşağılık mahluklar. Kim hırsız? Kim haydut? Bıktım senin bu saçmalıklarından lan. Bu beyler Merkez Bankası'nın memurları. Senin ne haddine ulan? Kovuldun. Seni kovuyorum. Kovuldun. Sus, bağırma. Kovulmadım. İstifa ediyorum. Yine kovuldun değil mi? Hayır, kovulmadım. İstifa ettim. Bırak palavra. Yine hırsız polis oyunu değil mi? Göreceksin. Günün birinde dünyanın en büyük polis hafiyesi ben olacağım. Keratalı, ne haber? Cemal abi, bugün yine başından ne maceralar geçmiştir değil mi? Oo, hem de nasıl? Anlatayım. Bugün bankada etrafı kolluyordum. Birden bankanın önünde siyah bir araba durdu. Arabadan ellerinde bond çantaları 3 adam indi. Bankadan içeri girdiler. Hemen vaziyeti çaktım. Adamlar bankayı soyacaklar. Vezneye yaklaştılar. Öndeki adam silahını çekti. Hemen bileğine yapıştım. Eline bir kesme, silah yerde. Çenesine bir sağ kroşe, adam yerde. Öbür iki adam silahlarını çekerken ben silahımı ateşledim. Bang, bang, bang. Yavaş. Ne yavaşı? Bilakis hızlı çektim silahımı. Hayır, yani biraz yavaş salla diyorum. Ne sallaması? Yani biraz az sıra çekiyor, anladın ya. Hadi be, kabahat bende. Kalkmış canımı ortaya koyduğum bir olayı size anlatayım. Palavra bile olsa. O senin palavra dediğin şarkı. İşte Pekka'nın şarkısı. Palavra, palavra, palavra. Gidiyorum. Yok. Ve daha artık sizinle konuşmuyorum. Bundan sonra Cemal abi filan demeyin bana. Peki, peki, sus. Dinleyin. Nerede kalmıştık? İki adam yerde. Evet, iki adam yere düşünce arkamda bir ayak sesi işittim. Hemen arkaya bir bakış. Adamın silahına bir ateş, silah yerde. Hemen iki judo numarası, bir karate numarası, adam camdan dışarı doğru karşı binanın damına. Sen neymişsin be abi? Sen neymişsin be abi? Aklına atıyorsun be Cemal abi. Sahi, biraz fazla salladık galiba. Okşanmaya fazla dayanıklı değilmiş patron. Ömrü kâfi gelmedi. Cesedi ne yapalım patron? İnşaata götürüp temeli atın. Üstüne beton atmayı unutmayın ha. Mezarı da şanına layık olsun. Tamam patron. Adamım top demiri senin ortadan kaldırdığına eminim. Eğer bu ısrardan vazgeçmezseniz kan gövdeyi götürür. Maksadımız dostça anlaşmak. Sana dostça, arkadaşça ortaklık teklif ediyoruz. Senin dostça, arkadaşça tekliflerini çok dinledik. Manyak Mahmut. Bana manyak denmesinden hoşlanmadığımı bilirsin. Sokun silahlarınızı cebinize. Konuş, seni dinliyorum. Allah gözünüzü doyursun Şehmuz. Hayali ihracat mafyası bizim dediniz. Eyvallah dedim. Teşvik fonu mafyası bizim dediniz. Eyvallah dedim. Eroin, kokain ve de o gibi nefes açıcı, ince zevkler bizim dediniz, ona da eyvallah dedim. Makfuk fon bizim dediniz, ona da eyvallah dedik. Bana ve arkadaşlarıma kala kala senet mafyası, gazino haraçları ve kumar gelirleri kaldı. Şimdi kalkmış, onlara da ortak olalım diyorsunuz. Gel anlaşalım Rıfat. Anlaşmazsak ne olurmuş? Manyak, manyak mı? Sokun şu silahları ceplerinize.
Neyine güveniyorsun? Emrinde kaç silah var? Şeyh Muz, bütün bu fesat senin kafanın altından çıkıyor. Ama Allah'ıma kitabıma yeminler olsun. Bir dert saracağım ki, oy anam oy, bakın analar neler doğurmuş. Manyak! Sok şu silahını cebine. Şimdi beraberce harbe giriyoruz Şeyh Muz kardeş. Tam bir aile olarak birleşmemiz lazım. Aman ağam, birleşmiş değil miyiz? Demem o ki, benim oğlanla senin kızın düğünlerini bir ay içinde yapmamız lazım. Kurban olayım ağam. Ben kızımı üniversiteyi bitirinceye kadar evlendirmeyeceğim diye yemin ettim. Durumlar değişti Şeyh Muz ağa. Rıfat ve ordusuyla harbe giriyoruz. Bana güvenmiyor musun? Güvenim tam. Ama bir an önce aile olursak daha da güvenirim. Bir ay içinde düğün yapacağız zaten. Kızım... Kızına emredeceksin. Haftaya oğlum geliyor Almanya'dan. Biz hazırlığa başlayacağız. Kızımla bir daha konuşmam icap edecek. Hoş geldiniz efendim. Zeynep nerede? Daha okuldan dönmedi. Bu yakınlarda sık sık okuldan eve geç gelmeye başladı. Yoksa benim bilmediğim bir şeyler mi var Hatice Hanım? Hayır efendim. Zeynep senin de evladın sayılır. Rahmetli karımın ölümünden sonra elinde büyüdü. Eğer bildiğin bir şey var da benden saklıyorsan... Seni de affetmem. Vallahi yok efendim. Seni çok seviyorum Zeynep. Ben de seni çok seviyorum Hakan. Kız, ben de seni çok seviyorum dedi. Sarılıp öpüştüler. Mike, kızın yalan söylediğini biliyordu. Bu bir tuzaktı. Ama dudaklarını kızın ateşli dudaklarından çekemiyordu. Allah Allah. Dudaklarını kızın dudaklarından çekti. Sana kaç defa söyleyeceğim çalışırken kitap okuma diye. Tamam patron, sinirlenme, tamam. Silahını kızın çıplak göbeğine dayadı. Gözlerinin içine baka baka ben hey, de seni seviyorum. Hey, ne yapıyorsun? Çıldırdın mı sen? Bırak beni, kendine gel. Deli misin nesin? Anken alacaktım, karıştırdım seni. Kahrolasın. Kovuldum. Böyle önemli bir şeye benim fikrimi almadan nasıl karar verirsiniz baba? Ben senin babanım. Senin hakkında her şeye karar vermek benim hakkım. Ama üniversiteyi bitirmeden evlenemeyeceğimi size söylemiştim. Siz de onaylamıştınız. Ben onay monay anlamam. Önümüzdeki sömestr tatilinde Mahmud Ağa'nın oğlu Cem'le evleneceksin, o kadar. Evlenmeyeceğim. Çünkü ben bir başkasını seviyorum. Ne dedin, ne dedin? Bir başkasını seviyorum dedi. Şimdi senin ağzını yırtarım. Benim kızım bir başkasını seviyormuş ha? Defol odana! Çocuklar, gelin buraya. Başkasını seviyormuş. Ben ona gösteririm. Buyur patron. Benim emrim olmadan Zeynep evden dışarı bir adım atmayacak. Sen de kızımın peşinde olan o hergeleyi hemen bulup bana getireceksin. Anlaşıldı mı? Anlayamadım efendim. Şimdi anlarsın. Bu bizim garajın arabası.
Patronla konuştum. Sabah 8, akşam 8 sen çalışacaksın. Geceleri de Recep. Sağ ol lan. İnsanın arkadaşı olacaksa senin gibi olmalı. Kes palavrayı. Artık şu ziyer afiye numaralarını da bırak. Beni patrona mahcup etme. Tamam mı? Tamam, hadi eyvallah. Hadi güle güle. Siparişleri getirdim Hatice Hanım teyze. Peki şuraya bırak, ben de paranı getireyim. Suyu. Anlamadım. Çıkart elbiselerini. Hadi soyunsana. Burada mı? Evet burada. Daha orijinal değil mi? Ver şu çeket. Aç şu düğmeleri. Komiser Colombo prosunu yaktı. Direksiyona sıkıca sarıldı. Kendisini bekleyen maceraya doğru tam gaz yol aldı. Gözlerini kapat. Şimdi ben de soyunup yanına geliyorum. Komiser Colombo gözleri yolda avını arayan bir avcı gibiydi adeta. Bize iki paket Samsun. Çabuk ol. Gözlerimi açabilir miyim? Bu ne hal ulan? Vallahi benim bir günahım yok. Beni küçük hanım soydu Hatice Hanım teyze. Küçük hanım mı? Hı hı. Komiser Colombo büyük bir olayla karşılaşacağını hissediyordu bugün. Çünkü içinden bir ses belanın yaklaştığını haber veriyordu. İşte beklediğimiz an geldi. Hoş geldi, sefa geldi. Çabuk buradan uzaklaşalım. Tamam. Takip mi ediliyorsun? Ne takibi? Başın dertte mi delikanlı? Of Allah'ım. Polis mi peşinde? Polis? Bana güvenebilirsin. Sana yardımcı olabilirim. Benim şoför olduğuma bakma. Asıl işim özel hafiyeliktir. Hafiyelik mi? Hiç çakılmıyor değil mi? Sen gevezeliği bıraksan da yolumuza devam etsek çok daha iyi olur. Bas gaza. Anlaşıldı. Başım belada. Sana yardımcı olacağım delikanlı. Sola dön. Yoksa solcu musun delikanlı? Ya da terörist mi? Kapa çeneni de karşıdaki mağazanın önünde dur. Yoksa mağazayı mı soyacaksın? Çok güzel, eğlence başlıyor. Seni burada bekleyeceğim delikanlı. Merak etme, işini rahatça görebilirsin. İşim uzun sürmez. Buna şüphem yok. Gidebiliriz. Üzgünüm küçük hanım. Araba meşgul. Soygunu yani müşterimi bekliyorum. O müşteri benim. Çok şakacısınız. Ne çabuk cinsiyet değiştirdiniz. İşte biraz evvelki elbiselerim. Operasyonu yapan doktorunuzun eli çok çabukmuş. Tebrik ederim. Gevezeliği bıraksanız da yolumuza devam etse. Oldu. Ne tarafa gidiyoruz? Boğaza çekin. Çok da güzelsiniz. Ne dediniz? Çok güzelsiniz dedim. Siz bana bakacağınıza önünüze baksanız daha iyi edersiniz. Bunlar benim için ufak şeyler. Korkmanıza lüzum yok.
Telefon kulübesinin önünde durur musunuz? Gidebiliriz. Şu teybi kapar mısın? Bir gönül meselesi mi? Onun gibi bir şey. Sizi atlattı mı? Buluşacağımızdan haberi yok. Ne tarafa gidiyoruz? Siz yola devam edin. Duracağınız zamanı ben size söylerim. Durun. Borcum ne kadar? Borcunuz yok. Hiç olur mu öyle şey? Lütfen. Benim de çorbada tuzum olsun. Fakat... Israr etmeyin. Teşekkür ederim. Bir dakika. Üzmeyin kendinizi. O sizi arayacaktır. Bazı güzellikler vardır. İnsan kendini ondan kurtaramaz. İşte siz osunuz. Herifler. Kız elini kolunu sallaya sallaya evden çıkıyor, sizin haberiniz bile olmuyor. Nereden bilebilirdik bakkalçıların elbiselerini giydiğini? Bak hala konuşuyor. Beyefendi, gözünüz aydın efendim. Ne var Hatice Hanım? Zeynep döndü, odasında. Ya. Allah'ım sana çok şükür. Sersem herifler, kız elini kolunu sallaya sallaya eve dönüyor... Ondan da haberiniz olmuyor. Abi, sus! Ben şimdi ona gösteririm evden kaçmanın ne olduğunu. Durun efendim. Kızın üzerine sıkıntı varmış. Hava almak için dışarı çıkmış. Korkudan kılık değiştirmiş. Daha hala iyi değil. Siz de üzerine gitmeyin. Bir de havale gelirsin. İşte o zaman cinlere karışır. Allah korusun. Ne haber? Nasıl geçti günün? Harika. Demek işler iyiydi, güzel. İyi para topladın mı bari? 10 para toplamadım. Peki harika olan ne? Oğlan. Oğlan mı? Oğlan şimdi de mesleği mi değiştirdin? İlk önce oğlan, sonra kız. Önce oğlan, sonra kız mı? Evet. Aşık oldum. Yıldırım aşkı. Peki kim bu kız? Arabama binen peri padişahının kızı. Bir de peri padişahın kızı çıktı başımıza. Peki arabayı garaja götürünce patron ne dedi? Kovdu. Ya bir kız için değer mi bu? Onun için ölmeye bile değer.
Manyak. Baba. Evet. Halamın yanında kalmak istiyorum. Olmaz. O deli karının yanında ne işim var? Babacığım, biliyorsun bu yıl fakülteyi bitiriyorum. İzin ver halamın yanına gideyim. Orada derslerime daha iyi çalışırım. Sonra istediğiniz gibi Mahmut Ağa'nın oğluyla evlenirim. Peki. Git bakalım halamın. Canım babacığım. Eğer halanın yanında kolayca sokağa çıkacağını sanıyorsan aldanıyorsun. İki adamım kapıda nöbet bekleyecek. Dışarı bir adım bile atamayacaksın. Yok canım, ben zaten derslerimi çalışmaya gidiyorum. Uyan sevgilim. Kendine gel Cemal. Canım sevgilim yavrum. Hop dedik. Sen miydin? Sabah sabah hiç çekilmiyorsun ha. Gevezeliği bırak da kalk. Patronla konuşup senin işini halletmeye çalışacağım. Biraz sonra garaja gel. Patronu kandırabilirsem arabayla işe çıkabilirsin. Ne iyi olur. Belki ona gene rastlarım. O kızı unut aslanım, işine bak. Ondan başka şeye nasıl bakar? Geldin canım kızım. Siz burada bekleyin. Hıh. Kahki suratlılar. Üzme tatlı canını. Her şeyin bir çaresi bulunur. Ah o baban olacak kör olası herif. Vaktiyle beni de sevdiğime vermek istememişti. Oh işte ben de kaçmıştım. Ama mutluluğumuzun sürmedi. Biliyorsun enişten vaktinden evvel öldü. Canım halacığım. Canım ya. Senin kaderin de benimki gibi çizilmiş. İnşallah sen mutlu olursun. Canım yavrum benim. Halacığım. Kız, sevdiğin delikanlı güzel mi bari? Güzel. Çok mu seviyorsun onu? Çok. Madem ki birbirinizi bu kadar çok seviyorsunuz, o delikanlı da seni kaçırsın. Ya da sen ona kaçarsın. Vaktini benim yaptığım gibi. Nasıl olur hala? Baksana adamlar kapının önünde. Üzülme sen. Bir çaresine bakarız. İmkansız. Hala, bir telefon edebilir miyim? Sorduğun şeye bak. Tabii edebilirsin. Ona mı kız? Hı hı. Benden de selam söyle. Peki. Efendim? Zeynep? Nerelerdesin sen? Asıl sen nerelerdesin? Geçen gün bütün bir gün seni aradım, evde yoktun. Adapazarı'na, annemlere kadar gitmiştim. Senin de iki gündür okula geldiğin yok. Hasta mısın yoksa? Nereden telefon ediyorsun? Halamdan. Babam beni bir başkasıyla evlendirmek istiyor. Dinle Hakan, sana her şeyi anlatacağım. Üzülme sevgilim. Bizi hiç kimse ayıramaz. En kısa zamanda beraber olacağız. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ben seni ararım. Ah, ne romantik. Kerem'le Aslı gibi. Bana bak!
Beni tanımadın mı? Hani vuu, bak bak bak. Ne arıyorsun burada? Buluşalım mı? Konuşalım. Kim bunlar? Telefon yok. Ben seni dışarıdan ararım. Tamam mı? Allah'ım. Gelen adama korktuğunu belli etmeyeceksin. Üzerine doğru yürüyeceksin. Mike Hammer sayfa 28. Nereye bakıyorsun ahbap? Sana ne lan? Bu mahallenin muhtarı mısın? Yani bir şey mi istediniz diye soracaktım. Ben sual sorulmasından hoşlanmam. Necati! Necati! Ne var? Gördüm onu Necati, gördüm! Kimi gördün be? Peri kızını! Rüyanda mı? Hayır! Bizim evin karşısındaki pencerede. Sen iyice oynattın evladım. Telefon, telefon. Ne telefonu be? Alo, siz misiniz? Evet, benim canım. Beni buradan kaçırmanı istiyorum. Kaçırmamı mı? Demek ilk görüşte benim gibi siz de bana aşık oldunuz. Aşık mı? Evet. Karşılaştığımız günden beri rüyalarımın kadınısınız. Siz de benim erkeğim. Ama beni bu heriflerin elinden kurtarmanın mutlaka bir çaresini bulmalısınız. Evet, bulmalıyım. Komiser Colombo, sayfa 150. Komiser Colombo, sayfa 150 mi? Ne dediğinizi anlayamadım. Sizi kaçırma planının kod numarası. Şimdi beni iyi dinleyin. Hop hop, nereye bacım? Sürün sokak 13 numara değil mi burası? Evet. Kurşun dökmem için çağırdılar beni bu evden koçum. Bir soralım bakalım. Ala! Ala! Efendim? Bu kadın var ya, kız, kurşun dökmek için geldiğini söylüyor size. Çabuk yukarı gel. Bir dakika, üzerini aramam lazım. Ay yapma, ay gıdıkla, ay yapma. Ay yapma lan. Bohçada ne var? Kurşun dökme malzemesi aslanır.
Bu erkek ayakkabıların işi ne burada? Büyüyü bozup şeytanı şutlamak için. İstersen senin de büyüğünü bozup şutlayabilirim. Koçum. Bir kere bakayım. Allah Allah. Ay. ne yapıyoruz? Ay. Tamam, şimdi başlıyoruz. Aa, siz harikasınız. Harika. Sus hala diyebilirler. Aman boş ver, diğerlerse duysunlar. İşte sandalye. İşte ip, işte flaster. İlk önce beni bağlamakla işe başlayabilirsiniz. Ay, oh. Aman ne heyecanlı. Anacığım sus. Ay, ah. Sus be karı sus. Ya bu karı deli. Bunun ilk önce ağzını kapatmak lazım. Heh, tamam. Sus. İmdat, bir kurtarın beni, bana saldırıyorlar. Bana bak. Nereye gidiyoruz? Ne bileyim ben. Ben de ne bileyim. Bana bak. Ben seni değil, sen beni kaçırdın. Şimdiye kadar hiç kız kaçırmadım da. Ben de hiç erkek kaçırmadım ki. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Ben de kılıfı hazırladım. Ninemin evine gidiyoruz. Araba değiştireceğiz. Nerede kaldınız? Meraktan ölecektim. Tam polis romanlarındaki gibi. Heyecan, vahşet, terör, kan. Kes palavrayı. Bu iş bakalım başımıza daha ne belalar açacak. Sizleri tanıştırayım. Arkadaşım Necati. Aa kız, daha ismini bile bilmiyorum. Zeynep. Memnun oldum. Ben de. Nereye gidiyorsunuz? Süt ninemin evine. Gevezeliği bırakın da gidelim. Eğer bizi yakalarlarsa ikimizi de öldürürler. Yok deve. Ne devesi be? Babam ablamı kaçıranı da vurdurmuştu, halamı kaçıranı da. Senin baban kiralık katil mi? Hayır canım, Şehmuz. Kara Şehmuz mu? Evet, Kara Şehmuz. Ah benim canım yavrum. Aa, bu kim?
Şey nine. Yoksa bana gelin mi getirdin? Evet nine. İşte sana gelin. Ah benim canım kızım, yavrum, gelinim. Gel gel geç şöyle. Gel otur şöyle. Allah'ım bana bu günleri gösterdin. Şükürler olsun. Nereden buldun bu güzel kızı? Bulmadım, kaçırdım. Ah benim biricik oğlum. Adam olmuş da kız kaçırıyor artık. Nikah ne zaman? Şey, ya babası biraz itiraz ediyor da. Baban neci senin kızım? Şey, tüccar. Ne tüccarı? Şey, silah tüccarı. Avcılara silah mı satıyor? Onun gibi bir şey. Gel kızım, sana odanı göstereyim. Nikahınız kıyılmadan ikinizi bir arada yatırmam. Nikahınız kıyıldıktan sonra ne bok yerseniz yersiniz. Yarın sabah imam efendiyi çağırır. Cenaze namazımızı kıldırır. Ağzından yel alsın. Gel kızım gel. Çıldıracağım. Aklımı kaçıracağım. Bu adamda ne yürek varmış ki kızımı kaçırmak cesaretini göstersin. Bileceğin gibi değil patron. Herif Süpermen. Rambo patron, Rambo. Korkak köpekler. Hala konuşuyorlar. Ay, ay. Dur abi dur. Çocukların hakkı var. Adam tam bir kabadayı. Göreceksin. Aslanlar gibi. Bir flişte Zeynep'i havaya uçurdu. Bir tutuşta beni de iskemleye bağlayıverdi. Bunları da iki darbede yere serdi. Şak çok. Neymiş bu be? Peki kim bu adam? Patron, daha önce onu karşıki evden çıkarken gördüm. Karşıki evden mi? Lan. Kalk dedim lan. Ne işin var lan senin bu evde? Bu evde oturuyorum abi. O kabadayıyla mı? Hangi kabadayı abi? Ona numara yapma oğlum. Kızımı kaçırma cesaretini gösteren kabadayı. Evet onunla abi. Nerede o kabadayı? Vallahi bilmiyorum. Üçe kadar sayıyorum. Bilmiyorum. Bir. Boğuluyorum abi. İki. Elini ayağını bilmiyorum. Üç. Dur abi dur. Belki bulabilirim onu. Yürü öyleyse. Yo. Benim yalnız gitmem lazım. Neden oğlan? Öyle abi. Kabak gibi oyarım seni. Abi kulum kölen olayım abi. Çok tehlikelidir. Bildiğin gibi değil. Altın işi var. Maazallah sizi görünce o anda... Ablam boğazını keser. Sen önden git. Biz etrafı sararız. O an çakar manzarayı. Gitti kız abi. Düşenim alan. Bildiğin gibi değil. Sen kendine acımıyorsa kız acı. Bana bak ulan. Eğer bir kalleşlik yapmaya kalkarsan kendini yok bil. Deli misin abi? Öpe ulan. Demek sen Şehmuz'un kızısın. Evet, meşhur Kara Şehmuz'un kızı. Peki bu Şehmuz nereden koşuyor? Bizimki yer altından koşuyor. Nereden koşarsa koşsun. Öleceğimi bilsem ihtilal yapar gene seni alırım. Biz birbirimizi sevdikten sonra Şehmuz değil, dünya vız gelir. Seni sevdiğimi de nereden çıkardın? Telefonda öyle dedin ya. Vah vah. Arkadaş sana ne ilaç, ne tütsü, ne de kurşun dökmek fayda etmez. Şifasız budalasın sen. Ben bir başkasını seviyorum. Hakkını. O telefonla aradığın çocuğu mu? Evet, o telefonla aradığım çocuğu. Demek benimle oynadın. Kusura bakma, bunu yapmak istemezdim.
Ama babamın adamlarının elinden kurtulmam lazımdı. Ama kurtulamadım. Bizi buldular. Kıpırdama. Beni takip et. Gir şuraya. Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Gir gir. Kim bu saatte gelen acaba? Şş, konuşma. Gir şuraya saklan. Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Kamer zor durumda. Sayfa 155. Allah! Öldüreyim mi lan seni he? Ne yapıyorsun be, kendine gel! Benim ben! Necati sen misin? Kalksak fena olmayacak. Bizi bu durumda gören hakkımızda pek iyi şey düşünmez değil mi? He? He? Haklısın. Ver elini. Canım kardeşim benim. Elma, saklandığınız yerlerden çıkabilirsiniz. Neler oluyor oğlum? Aa, Necati hoş geldin. Pek hoş gelmedim ama elinizi öpeyim teyzeciğim. Elma kız, elma! Bildiğin gibi değil. En sonunda kızın babası beni yakaladı. Babam mı? Evet. Seni bekliyor. Götürmezsek... Leşimizi serecek. Hem de nasıl? Ay, size eve aldım diye bana da dokunur mu? Sen havada gittin Nine. Ay eyvahlar olsun. Hadi sen çayları tazele, soğumuştur. Abi ne yapacaksın şimdi? Çok basit. Kız boğarım seni. Bir yol göstersene. Tek bir yol var. Kuzu kuzu teslim olmak. Gidip kabadayı rolü oynayıp babamdan fidye isteyeceksin. Fidye mi isteyeceğim? Ne diyor bu be? Fidye fidye. Yani haraç. Ya para verirsin ya da kızını öldürürüm diyeceksin. Yürü kız, babana gidiyoruz. Bir yere gitmiyorum. O halde biz kaçıyoruz. Yürü lan. 10 dakikada bulur babam sizi. Bulsun. Sana bir şey yapmadık ya. Yok canım. İkisi bir olup bana tecavüz ettiler. Namusumu kurtar babacığım derim. O zaman ölümlerden ölüm beğenirsin. Ulan... Ömrümde tavuk bile kesmedim ama seni kıtır kıtır keserim ha. Orasını bilmem ama mecbursun. Babamdan ne isteyeceğini biliyor musun? Ne bileyim ben? 1 milyar lira. Sen hayatında ya hiç dayak yemedin ya da hiç para saymadın. Ne yapacaksın bu kadar parayı? Sevdiğinle Avrupa'ya kaçıp evlenmek için. Hayatın kendi elinde aslanım. Bu yolu denersen belki paçayı kurtarırsın. Yoksa tavuk gibi kesilirsin. Benim aslan kurtarıcım. Herhalde anlaşıldı. Colombo zor durumda. Sayfa bilmem kaç. Hadi başlasana. Allah kahretsin. Allah'ım sana ne günah işledim de... Benim gibi dini bütün bir adamın başına bu belayı getirdin. Tövbe tövbe. Tövbe tövbeymiş. Daha ne günah işleyeceksin be? Ortalığı haraca kesin. Bütün kanunsuz işleri yapın. Sonra da tövbe tövbeymiş. Tövbe tövbe. Kanunun peçesinden kurtulsanız bile bir gün Cenab-ı Hakk'ın kışmını vuracaksınız. Bunu unutma abi. Tövbe de be kadın. Hayır bana. Hem sen çık git odanda otur. Ha, isabet olur. Orada. Böyle mi olacaktı Şehmuz? Olayı gazetelerden mi öğrenecektik? Rezil olduk el aleme. İş şeref meselesi oldu. Kızı sağ salim istiyoruz ailece. Bütün adamlarımı etrafa saldım. Şehrin her tarafını didik didik tarıyorlar. Ne güzel çıkmışım öyle değil mi çocuklar? Şişt, bana bak. Kapa çeneni. Sesinden tanıyan olabilir. Hadi yürü yürü. Bir dakika.
Gidebilirsin. Allah bana acı. Alo. Evet benim. Seni dinliyorum. Kendisini bulup görüştüm abicim. Kızımızı iade etmek için sizden fidye istiyor. Ne? Ne dedin ulan? Benden fidye mi istiyor dedin? Sana soruyorum, benden fidye mi istiyor dedin? Ben değil abi, o istiyor o. Benden haraç isteyecek olan adam daha anasının karnında doğmamıştır. Bu doğmuş işte. Ne dedin ulan? Şey yani, ben elçiyim abicim. Öyle diyor. Vallahi billahi öyle diyor. Benim bir günahım yok. Kızım nasıl? Yaşıyor mu? İyi mi? Merak etmeyin. Kızınız iyidir. İsterseniz telefona vereyim konuşun. Bir dakika, bir dakika. Babacığım. Kızım, canım yavrum. Nasılsın? Sana bir kötülük yaptılar mı? Ben çok iyiyim babacığım. Beni merak etme. Yalnız istediklerini ver. Zeynep, alo. Alo Zeynep, alo. Konuşsana kızım. Alo. Kızınızın konuşmasına bu kadar izin veriyor efendim. Nerede o iç? Yanımda abicim. Randevu istiyor. Bizzat gelip sizinle görüşecekmiş. Benden randevu mu istiyor? Ne var, ne oldu? Fidye istemek için kendisi buraya gelecekmiş. Allah Allah, olmaz böyle bir yürek. Ne zaman gelecek? Ne zaman mı gelecek? Bugün öğleden sonraymış. Bekliyorum. Çok iyi yuttular numaramızı. Yuttular mı yutmadılar mı orası belli olmaz. Seni bekliyor. Sana vasiyetim, mezarımı taştan uyum. Yalnız bu kılıkla gidemezsin. Ne o yani? Damat elbisesi mi giyecektin? Seni fiyakalı bir şekilde donatmak lazım. Altına da bizim garajdan bir Mercedes çektik mi tamam. Geliyor patron. Bir dakika. Üzerini arayacağım. Benim üzerimi arayacak adam da anasının karnından doğmadı lan. Hey! Zavuz be! Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. İyiyiz hanginiz lan? İyiyiz değildi. Karaşeh mi hanginiz? Ben. Manyak Mahmut. Ne? Kolunda kireçlenmeler mi var manyak? Bendeniz de kara bela Kazım. Yak. Bu kadar merasim yeter. Sadede gelelim. Ne kadar istiyorsun? 1 milyar. Biraz fazla değil mi? Pazarlık çalgılı gazinoda olur. Parmağını tükürükle de mangırları saymaya başla. 500 milyon nasıl? Bu enflasyonda o parayla adamın kıçı açıkta kalır. 700 milyon. Ben senden son yaptığın hayali ihracattan vurduğun paranın 1/10'unu istedim. Dua et, hepsini istemedim. Nereden biliyorsun ne kadar para vurduğumu? Benim adım Karabela Kazım. Biz her şeyi biliriz. Doğru konuş. Gebertirim ulan seni.
Bana kurşun sıkacak kolu 3. Boğaz Köprüsü diye dikerler. Sok o silahı cebine. Yoksa ben alır münasip bir yerine sokarım. Bir milyarı yarın sabah saat 11.30'da bir çantanın içinde Dolmabahçe Saat Kulesi'nin altında bekliyorum. Parayı da şu merdiven başında duran hıyar getirsin. Kızını da ertesi gün 12'de evinde bil. Hadi eyvallah. Sıkıysa arkamdan ateş edersin. Yarın sabah 11.30'da. Anladın mı dangalak? Tamam mı? İyi mus. Fidye alışverişinde çok dikkatli olacaksın. Çünkü karşı taraf her an bir kalleşlik yapabilir. Mike Hammer, Kanun Benim, sayfa 255. Koy çantayı yere. Ne yapacak mısın? Tekrarla bakayım. Hay Allah. Tekrarla lan. Çantayı yere koyacakmışım. Dik dur. Göğüs dışarıda, karın içeride. Sen askerlik yapmadın mı lan? Yaptım. Yaptım değil, yaptım efendim diyeceksin. Ne diyecekmişsin? Yaptım efendim diyecekmişim. Daha yüksek sesle söyle. Yaptım efendim. Ha şöyle. Selam ver şimdi. Böyle mi selam verilir lan? Cevap verme. Sana soran oldu mu? İndir elini. Bu bıyıklar ne ha? Yarın bu bıyıkları keseceksin. Ne yapacak mısın? Yarın bıyıklarımı keseceğim efendim. Sağa dön. Ulan bu iki ayak aynı hizada olacak be. İleri arş. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Aferin oğlum, aferin. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Aferin oğlum, aferin. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Adam boğulmadan tüysek iyi olacak. Zeynep. Zeynep. Kız nereden yine? Dışarı çıktı oğlum. Dışarı mı çıktı? Nereye? Telefon etmeye. Kime? Kime olacak? Sevgilime. Siz işinizi 131 ile halledersiniz. Ha, son olarak beni Hakan'a götürürsün herhalde. Şu anda beni bekliyor. Hakan! Sevgilim. Artık birbirimizden ayrı olmamıza bir neden kalmadı. Neden bana babanın meşhur kara şehriniz olduğunu söylemedin? Sormadın ki. Hem babamın meşhur kara şehriniz olmasının ne önemi var? Ne önemi mi var? Kızım baban yeraltı dünyasının kralı. Nereye gitsek 5 dakikada iznimizi bulur. Bulsun. Evlenmiş olacağız o zaman. Affeder bizi. Aşkımızı anlayacaktır. Babam bir tek şeyden anlar kızım. Kaba kuvvetten. Genç yaşta ölmek istemem. Evine dönsen iyi olur. Bunları sen mi söylüyorsun? Evet ben. Hani beni seviyordun? Hani bensiz yaşayamazdın? Yanılmışım. Hadi eyvallah. Hakan, nasıl yaparsın bunu bana? Hadi be. Bak kızım, beni iyi dinle. Erkek bozuntusu herif. Hadi çabuk bas git buradan. Kim bu? Babanın adamı değil mi? Başlatma beni şimdi babandan mabandan. Hamam oğlanı sende. Yoksa şimdi ayağımın altına alır un gibi ufalarım seni. Yürü taş arabası.
Sen ilk önce ayağındaki pantolonu çıkar da eteklik giy. Onun bunun çocuğu. Bu mu uğruna her şeyi göze aldığın herif? Yanlış insan seçmişsin kızım. Üzülme, böyleleri için değmez. Aksine sevinmelisin. Hiç olmazsa zamanında ne bok olduğunu anladın. Hadi gel seni evine bırak. Geçen sefer de seni burada bırakmıştım. Çantayı unuttun. Sende kalsın. O senin hakkın. Bu bana biraz ağır gelir. Hem biz alın teriyle kazanılmış parayla yaşamaya alışmışız. Böylesiyle değil. Çok iyi bir insansın. Sağ ol. Ama iyi olmak yeterli değil. Bu dünya kötülerin, ahlaksızların dünyası. Seni hiçbir zaman unutmayacağım. İnşallah. Ama aramızda unutamayacak biri varsa o da benim galiba. Öpebilir miyim seni? Zeynep, kızım. Yavrum benim, sana bir kötülük yapmadılar ya. Hayır baba, bu bir oyundu, bitti. Oyun mu? Evet. Al baba. Bu ne? Paralar. Thank you.
Aman efendim. Gözlerimizi kamaştıran bu güzel de kim? Yoksa benim güzel gelinim mi? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk benim tatlı gelinim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk kızım. Seni oğlumla tanıştırayım. Almanya'dan bugün geldi. Ayağının tozuyla seni görmek için buraya koştu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sizi tanıdığıma sevindim, inanın. İzninizle. Ha, otur kızım. Sen de otur. Artık nikah gününü kararlaştırabiliriz. Buna çocuklar karar verse daha iyi olur. Ne de olsa hazırlanacak olan onlar. Değil mi kızım? Evet baba. Halacığım, o Cem denen salakla evlenemem ben. Olanaksız bu, olamaz. Ben değil, ben bile bu yaşımda onu koynuma almam. Garip bir oğlan. Yoksa şey olmasın kız, babanın hafifi. Ne o efendim, aileler birleştirilmiş. Birlikten kuvvet doğarmış. Bok doğar. Halacığım. Söyle canım. Sana bir itirafta bulunmak istiyorum. Söyle benim güzel yavrum. Ben Cemal'e aşık oldum. Meğer gerçek güzellik insanın yüzünde değil ruhunda olurmuş. Onu şimdi anladım. Ne romantik. Benim güzel kızım. Bir daha onu ne zaman görebileceğimi Allah bilir. Sen orada dur. Sen üzme tatlı canım. Halan her şeyin çaresini bulur. Gün doğmadan neler doğar neler. Ne demek evlenemezmiş? Bal gibi evlenecek Cem'le. Ama abiciğim böyle işler zorla olmaz ki. Kız da yapma sala. Bana bak, yoksa senin başının altından mı çıkıyor bütün bunlar? Birinin zoruna bak. Evlenecek olan ben değilim kızım. İstemeyen de o. Ben istiyorum o kadar. Sözünden dönecek adam mıyım ben? Zaten daha yaptıklarını da unutmadım. Abiciğim ama kız iyi niyetliye döndü. Ne yiyor, ne içiyor, ne kimseyle konuşuyor. Bugün işte biz büyük öğrenci de cenaze beraberini hazırladık. Çok daha iyi olur. Tövbe tövbe. Ağzından yel alsın be kadın. Ben gelmeli bilmem. Bir hoca çağırıp kızı okutsak hiç fena olmaz. Bana göre okunmaya hayır dua almaya ihtiyacı var. Söyle öyleyse hemen bir hoca bulsun. Tamam abiciğim tamam. Hoca gelince sen de bir okursan hiç fena olmaz. Hiç olmazsa sinirlerin düzelir. Hem de bir hayır dua almış olur. Evet, fena olmaz. Hocayı hemen çağırdım. Hoş geldiniz hoca efendi. Hoş bulduk hemşire hanım. Hoca efendiyi selamlasana oğlum. Buyurun efendim, buyurun. Bu hoca efendi daha evvel bize gelmiş miydi? Gelmiş olabilir abi. Yüzü bana da yabancı geldi. Buyurun. Sağ ol hemşire. Demek güzel kızımız bu. Evet hoca efendi. Bu ne saçmalık hala? Ben sana hoca istemiyorum demedim mi? Ama bu hoca başka hoca. Merhaba Zeynep. Cemal? Cemal! Halacığım, canım halacığım. Deli kızım, her an baban gelebilir. Şimdi beni iyi dinleyin. Abim bütün karanlık işlerine rağmen Allah'tan korkan birisi. Zeynep Hanım'ı okuyup üfledim. Şimdi de sizi okuyup üfleyeceğim. Hazırım hoca efendim. Bu insan azmanı buradan çıksın efendim. Havanın kutsiyetini bozuyor. Uzaklara gitsin. Bahçede bekle. Karşıma gelip diz çökün.
Ay. Adın nedir Fani? Şehmus. Şehmus Hoca Efendi. Şu meşhur Kara Şehmus ha? Evet. Evet Hoca Efendi. Oo. Senin çok okunup üflenmeye ihtiyacın var. Kaldır ellerini. Ben okurken sen de Tanrı'dan günahların için af dile. Kıpırdama. Tanrı'nın huzurunda karı gibi kıpırdanmaz. Allah Allah. Sen de görüyor musun? Neyi hocam? Anneni. Annemi mi? Ben bir şey görmüyorum hoca efendi. Önüne siyah bir bulut geldi de ondan göremiyorsun. Dinle. Sesini duyuyor musun? Annenin sesini. Hiçbir şey duymuyorum hocam. Ne oluyor hoca efendi? Ne olacağı var mı? Sen bir günah işlemişsin. Hayır hoca efendi, ben günah işlemedim. Söz. Annene yalancı mı diyorsun? Yalan söyleme yoksa çarpılırsın ha. Hayır, yalan söylemiyorum hoca efendi. Ben hiç yalan söylemem. Anneme sorabilirsiniz. Söz. Peki sustum. Kızını mı evlendiriyorsun? Evet hoca efendi. Kızının rızasını aldın mı? Evet hoca efendi. Bak hala yalan söylüyorsun. Annem bana torununu istemediği bir adamla evlendirmek istediğini söylüyor. Yok. Hayır. Şey hoca efendi. Şey ya. Yani. İnkara kalkışma. Ey fani. Kızını istemediği bir adamla evlendirmeye kalkmakla günahların en büyüğünü işliyorsun. Eğer bu günahtan kurtulmak istiyorsan kızını sevdiği adama vereceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hoca efendi. Ey affedenlerin en büyüğü Tanrım. Bu Şehmus denilen aşağılık adamı affet. Sana söz veriyor. Kızını Cemal adında sevdiği bir adamla evlendirecek. Söz veriyor musun günahkar? Veriyorum. Gel seni bir öpeyim. Artık sen de ermişlere karıştın ey Şehmus. Yüzüne nur yağdı. İşaret olarak da yüzünde sakallar çıktı. Ne mutlu sana. Şimdi başlarım senin mutluluğuna. Gel gel. Şu dakika arka bahçeye çıkarsın. Yukarı kaçtı abi. Yakaladınız mı onu? Dışarı çıkan olmadı patron. Her tarafı arayın, çabuk. Çabuk tüyelim çabuk. Boku çıktı değil mi? Ben sana söylemiştim. Bütün bunlar senin başının altından çıkmıştır. Neler söylüyorsun abi? Aksi halde bu adam bu eve bu kılıkla giremez. Ne bileyim ben abi. Onu sağlık verdiler. Nereden bilelim adamın sahtekar olduğunu? Kapa kendini! Bana bak kız. En kısa zamanda Mahmud'un oğluyla evlenecek. Aksi harekette bulunursan kızım demem öldürürüm seni. Seni daha! Bu
Bundan sonra Zeynep'in her şeyiyle eskisi gibi sen meşgul olacaksın. O deli karının yanından da onu uzak tutacaksın. Emredersiniz. Ama... Aması maması yok. Hadi yürü. Sizlere gelince, İstanbul'un her tarafını karış karış arayıp, o adamı bulup bana getireceksiniz. Evet, Necati'yi arıyoruz. İki gündür işe geldiği yok, görmedim. Eminim adamlar İstanbul'un her yerinde bizi arıyorlardır. Bir gün burasında bulurlarsa hiç şaşma. Size taze çay getirdim. Sağ ol teyzeciğim. Bu kadar tehlikeyi göze aldık, ne oldu? Sonuç sıfır. İşte gazeteleri okudum. Kız yarın evleniyor. Bu sefer zehir hafiyeliğin sökmedi. Dur bakalım, kız daha evlenmedi ki. Anlamadım. Ooo, hoş geldiniz hanımefendi. Şeref verdiniz beyim. Gelinlik daha gelmedi mi? Hayır, bekliyoruz. Gelmedi daha. Gelinliği almaya kim gitti? Hasan'ı gönderdim. Merhaba. Merhaba. Nasıl yardımcı olabilirim efendim? Zeynep Hanım'ın gelinliğini almaya geldim. Biraz evvel iki hanım gelip gelinliği aldılar efendim. Şu halimize bak. Kadın kılığına girmiş iki adamın nasıl öldürüldüğünü hangi polis sobanın kaçıncı sayfasında yazıyor? Kapa çeneni. İstesek de istemesek de biraz sonra çenemizi kapayacaklar. Nedir bu başımıza gelenler be? Merhaba. Merhaba, merhaba. Kimi aradınız? Gelinliği getirdik. Acaba gelin hanımın odası merhaba, nerede? Merhaba. Kendisini hazırlayacağız da. Sağdan ikinci kapı. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Bir dakika. Aha. Neden bu kadar geciktiniz? Ancak hazırlandı efendim. Sizinle daha evvel tanıştık mı? Sanmıyorum efendim. İlk defa karşılaşıyoruz. Bir erkek kardeşiniz var mı sizin? Hayır efendim. Kız kardeşim var. Ama kendisini tanıyacağınızı sanmıyorum. Çünkü Merzifon'da oturuyor. Ya. Ya. İzninizle. Yürü kız abla. Girin. Nerede kaldınız ayol? Aman sus. Gelinliğinizi getirdim küçük hanım. Başınız da parçalansın. Ne kadar da sinirlisiniz küçük hanım. Ama doğru. Genç kızlar nikahlarında hep sinirli olurlarmış. Olamaz. Oldu. Cemal sen. Evet ben. Karı gene çıldırdı. Yalnız kalacaksınız müsaadenizle. Dediklerimi sakın unutma oğlum, tamam mı? Zeynep herhalde hazırlanmıştır. Gidip getireyim. Oo, çok iyi olur. Zaten biraz da geciktik. Müsaadenizle. Tamam mı oğlum? Hazır mısın kızım? Hazırım, geliyorum baba. Sayın davetliler, Anakent Belediye Başkanı'nın vekili olarak burada Şehmuz Karaoğlu ve Mahmut Yıldırım'ın kıymetli yavrularının nikahlarını siz değerli misafirler ve şahitlerin huzurunda kıymak için toplanmış bulunuyorum. Sayın Belediye Başkanı'nın bana verdiği yetkiye dayanarak soruyorum. Siz Şehmuz kızı Zeynep Karaoğlu, Mahmut oğlu Cem Yıldırım'ı koca olarak kabul ediyor musunuz? Hayır, kabul etmiyorum.
Anlamadım efendim. Hayır efendim, kabul etmiyorum. Zaten imkansız. Ama baba, bu kadın erkek. Ha? Sen direksiyona geç, ben elbise değiştireceğim. Bu ne demek oluyor Karaşehir Muz? Açıklama istiyorum. Kör müsün be? Bende ne olduğunun farkında değilim ki. Bu bir namus meselesi. Derhal açığa kavuşmalı. Aksi halde bu işi kan temizler. Kes sesini be. Bana. Kansa kan. Bana. Hayret sana, ne olmuş? Kendini kolla Karaşehir Muz. Ölümün benim elimden olacak. Asıl sen bir an evvel buradan çıkıp gitmezsen senin ölümün benim elimden olacak. Yak be. Girin. Girin. Abi, söyle oğlum. Söyle kızımı nereye kaçırdın? Abi, söyle. Vurulur. Nine. Nine. Hayır baba, onun hiçbir suçu yok. Bütün suç bende. Hayır, suçlu olan benim. Kızınızı ben kaçırdım. Yalan söylüyor baba. Onu kaçıran benim. Vuracaksan beni vur. Benim hayatımı kurtarmak için kızınız yalan söylüyor. Kızınızı seviyorum. Allah'ın emriyle onu sizden istiyorum. Aksi halde ateşleyin silahınızı. Kızınızdan ayrı yaşamaktansa ölmeyi tercih ediyorum. Ulan, çarşafa büründün, kabadayı oldun, hoca oldun, bunlar yetmiyormuş gibi bir de kadın olup karşıma çıktın. Senin gibisine silah çekmek değil, ancak helal olsun denir. Kızı sana verdim gitti. Babacığım. Öpeyim kayınpederim. Allah sizi bütün kötülüklerden korusun. Amin. Gene su koy verme lan. Affedersin kayınpederim. Gülme lan. Gülme lan.